Hadi namaz kılalım dedik. Kaç gün bilmiyorum. İşim var benim. Evet. Beraber namaz kılalım dedik. Ama benim görüşecek abi var dedi ya. Peki. Beraber iyi misin? Sağ ol. Seninle benim eskim biraz benziyor ha. Değişik içerisi var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Mevzumuz elem, alam, alam. Ne demek? Şey, Osman ne demek? Alam ne demek peki? Çoğulu. Çoğulu, elemler. Kaç tane madde varmış? 220 tane maddeyi çıkarttık. Elem geçen. Risale-i Nur'da elem geçen 220 tanedir. Bak ben size ne kadar ufalttım. Kaç sayfaydı biliyor musunuz böyle? Cümle cümle. 6 sayfaydı. Bak ben size bu akşam yetiştireyim de şu kadar. 2 sayfada değil. Şu kadar bak. 1 sayfa 1,5 bile değil. Kestim, kestim, kıpırttım ne diyorum? Kıptım ha. Kıptım böyle. 1,5 şey bile oluştu. Konumuz elem. Bak, eleme başlamadan önce çalıştım ya, 220 tane paragraf çıkarken aldığım notu okuyorum size. Tamam. Elemsiz insan var mıdır abi? İnsan değildir. Ders bitti. Ders bitti. Tamam. Neymiş? İnsan değil. Ders bitti hakikaten. Zil çalıyor bak. Elhamdülillah. Bir türlü gelemiyorum. Münafık, sırf sözünde durmayan değil, sözü taşıyan, kalbinde nefret, haset, kin, benliği kaplamış, kalbi devamlı bir huzursuzluk içinde olandır. Ve Bakara suresine şöyle derlermiş, biz ancak ıslah edicileriz. Buradan niçin girdiğimi göreceksiniz. Cezaya, çok önemli bak, cezaya, suçluya, cezaya, suçluya, şey cezayı suçluya vermeyi kimse inkar etmiyor. Mesela suçluya ceza verilmesin diye bir insan Allah'ın kulu olmaz. Kendisine zarar verseler, kızına zarar verseler, babasına, malına, mülküne canı yansa ceza ister. Bu cezalanması lazım der. Değil mi? Herkes der. Cezanın karşısında bir Allah'ın kulu yoktur. Karşısında şey var. Ben suçlu değilim derler. İnsan oğlu cezaya karşı değil, ben suçlu değil. Deniz feneri yol arayan gemiler için bir mana ifade eder. İman insana sorumluluk duygusunu verir. Ve seni terk edilmişliklerden seni kurtarır. İmansızlık kurtarır. İmansızlık dünyada şöyle hisseder kendisini. Terk edilmiş, unutulmuş, atılmış bir kenara. Koca bir Allah. Eski ilkokul çağındaki düşüncelerimden bir tanesi. Koca bir Allah derdim böyle. Öyle. Benim şu halimi, şu ağacın altındaki benim izdirabımı Allah mı ilgilenecek yani? Tamam da bu kadar işler içinde bana çözümler mi sunacak şimdi? Bütün işlerini bırakıp da benimle mi ilgilenecek derdi. Sizin Almanya'daki gezerken bir Alman mı demiş? Gatsın demiş, bizimle işi mi ne demiş? Evet ya. Ya şeyde onu seyrettin mi? Deniz böyle çekiliyor. Atla geçiyoruz adaya. 6 saat sonra deniz geliyor. Vapurlar işliyor. O bizi geçiren adam yaşlı 70-80 vardı değil mi gördüm?
Gott diyor, Gott mu, Gott mu? Gott diyor, bizimle niye meşgul olsun diyor, işi çok diyor onu ya. Dedi ya bu sular onu çekiyor, niye çeksin dedi, onlar bunlarla uğraşmaz dedi. Şimdi işte bu. Gott büyük işler yapıyormuş. Ne yapıyor dedim, bilmiyoruz da çok büyük ama bu işler onun işi değil, o iş yapmıyor. İnsanlara denk gelmiş. Sonra baktım ki meğer güneş her bir ota tek tek ilgileniyormuş. Bütün dünya yok olsa, bir ot olsa, sen öksürüyorsun, sen başka bir yere geç kameranı. Hadi bakalım. Oya oraya geç. Burayı geç, dediğin yerine. Şimdi, hiçbir şey olmasın, sırf bir ot olsun, bir ot. Bir ot için ne lazımsa, bütün otlar için de aynı şey lazım. Güneş, ya yoruldum ya, bu kadar otla ilgilendim, Zeytinburnu'nda, Kürtlar'da, Bayrampaşa'dakileri, otları sonra yaparım, yarın yaparım derdim. Dağ nasıl vuruyorsa, bir zerre de öyle vurur. Herkes de ilgilendiği gibi, bir otla da ilgilenir. Allah da böyle. Bilseydim o zaman, iman, İnsana sorumluluk duygusunu verir, hayatını tanzim ettirir, doğru ve yanlış olgularını oluşturur, doğru ve yanlış ne olduğunu vicdanına hissettirir. Küfür ise bilakis yapar ve dünyada terk edilmişlik halini verir. Temelde imanla küfür, iman hiçbir şey senin değildir. Der. Emanettir der. İman sana der. Hiçbir şey senin değil, emanettir. Temelde farkımız küfürle iman. Küfür deriz ki her şey senindir. Onun için belasını çekiyor her şeyi. Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur der Abdülkadir Geylani. Bu cümle onun cümlesi. Kendine ağırlık veren, bak bunu kardeşe anlattım. Değil mi? 10 dakikadan beri. Osman şimdi seni gördü. Gayet şey gibi dinlediniz. Bu Abdülkadir genel deyince yaptın. Demek ki marka böyledir. Hasan Akar da öyle abi. Hayır. Ne dedin? İdare eder gibi. 10 dakika konuştum, sesi yoktu. Dedim ki, kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur. Der Geylan, yaptın. Gayri ihtiyar. Onun için neyi demek istiyorum? Zındıkların şöyle bir sözü var. Kim demiş önemli değil. Nereden gelmiş önemli değil. Malı ye, meyveyi ye. Kaynağını sorma. Bağını sorma. Üzümü ye, bağını sorma. Ha, edebiyatta da öyledir. Önemli olan söylenilendir. Kim söylemiş önemli değil. Hayır. Kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Ne makamda demiş? Onun için bazıları ustada soruyorlar. Sen altına imzanı atıyorsun. O zaman ha burada bir şey var. Bana da diyorlar sen altına ismini yazıyorsun. Tabii ki ismini yaz. Kim demiş bunu? Yetkili midir? Yetkili ağız mıdır? Yani sorumluluk duygusu var mı? Bunu sağlarken, topluma sağlarken, sözü gönderirken bu sorumluluk duygusu var mı? Neyi kastediyor adam? Kim demiş? Ona mı? Kime demiş? Ne makamda mı kısaltta? O zaman değer al. Yüzeyde, sığda hazine bulamazsınız. Sığda, yüzeyde hazine bulamazsınız. Bulamazsınız bedenle. Bedenle meşgul olma. Hissi, nefsi, cisim galebe etmesine sebebiyet verme. Ah, check-up yaptırayım. Şu otu iç, şunu yap. Meşgul olma bununla. Ceset ruhu eziyor bundan. Ve hissi, nefsi, cisim, emir dadi 200, galebe çalar, ruhu mağlup eder, artık hayatta tek gaye bedeni güzel yaşamak olur. Hayattaki gaye beden olur. Ve psikolojiniz bozulur, bedeni de çok ağırdır. Psikolojiden çıkamazsınız. Bu bir tane rahmetli Aydın Salih diye kadın vardı, çok faydası olmakla beraber çok insanın psikolojisini bozdu. Hissi, nefis, hissi, nefsi, cisim, cismin öne çıkmasına sebebiyet verdi. Ecel değişmez kardeşim.
ecel değişmez. Fakat rahat ve güzel yaşamana sebebiyet verir. Bu tedbirsizlik, lakayt yaşama, çare aramamak değil. Ama gece gündüz bununla yatıp bununla kalkıyorlar. Onu kastediyor. Aman ha, aman ha. Olmadı ya. Sebebi hakim kılıyorsun. Sebep, 4 tane özelliği var. Sebebi topladım. A, B, C, Ç'den gidin. Ezberlemek için. A, B, C, Ç, D, E. Sebep bahanedir. Sebep hiçtir. Sebep perdedir. Sebep zahiridir. A, B, C, Ç'den bak. Sebep, düşüncelerle giren zararlı maddeyi bile değiştiriyor vücut. Mesela babaanneme yaptım. Baş ağrısı için, içi boş yani, C vitamini verdim. Gösterdim ona. Baban öyle bir şey ki ne gözükmüş ne gözükecek. Ne bu köy demiş ne de girecek. Ne gördün ne göreceksin. Ne yedin ne de bileceksin. Oğlum nedir o dedi ya. 3 günden beri benim dehşeti başıma ağrıyor. Bak bir tane getirdim. Doktor dedi ki bunun paketi yok. Bunun paketi yok. Yani çok özel. Ben sana babaanneme veriyorum. Oğlum kuyruğu nasıl bir şey ya? Babaanne içtiğin anda doğru zirvede neredeyse. Nasıl bir şey? Suya attım. C vitamini var ya çıkmış. Atıyorsun aşağıya bir hizde attım. Kıyamet kopar yukarı. Allah Allah oğlum bu ne? Babaanne suda duruyor mu aşağıda? Aspirin nerede? Dipte. Şimdi bunu dipte tutabilir misin? Kaşığı koydum. Tutam. Bu suda aşağıda durmadığı gibi mideden de yukarıya çıkabilmez ki. Etlerden kemikten çıkacak böyle. Bu dedim mideye attığın anda kafaya girer. Baş ağrısı için. Dedim diyerek yukarı çıksın diye. O kadın baktı baktı. Ver oğlum işte bismillah. Birkaç dakika sonra adadan çıkıyor. Hem bize dua ediyor hem doktora. Peki psikoloji mi diyorlar? Psikoloji de neticede başlığı değişti mi? Ne isim koyarsan koy. İtoloji de, mitoloji de. Ne dersen de yani. Psikoloji. Başı geçti mi kardeşim? Biz bunun neticeyi bekliyorduk. Neyle geçerse geçsin. Geçti mi? Geçti. Ne yaptık? Ağrı kesici diye verdik. Oysa C vitamini. Üşüyorsa sıcaklığı artacak o kadar. Başa mesela ne alakası var? Oluyormuş işte. Resulullah'taki zehir, ustattaki zehir, bizim bir sürü zehirlerimiz var. Vesaire. Abi öne doğru gidebilir miyiz? Ha bir tane gelir misiniz? Gel 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 böyle doldur diyor. Bende zarar gelmez arkadaşlar. Gidin. Sen patlıyor bir çıkarıyor karşımda patlıyor. Üşüyor musun? Ha tamam. 200 al. Hissi nefsi cisim galibe. Ya yeter ya bu ne ya? Yok diyet yapacağız. Lan biz doğuştan diyetliyiz ya. Peygamber aleyhisselam sünneti diyet değil mi? Ne diyeti kardeş? Kan grubuna göre gıda olacak. Lan psikolojim bozulur bununla ya. Resulullah'ta var mı kan grubuna göre? Hazreti Ömer sen bu sofraya gelme. Kan grubuna uygun değil. Hazreti Ali sen bu sofraya geç. Ne kan grubun bu? Sebebi hakim kılıyor. Düşünceler sebebi değiştiriyor. Ben gösterdim. Ama anlayana. Eleme giriyor. Bunlar bu girişti. Kardeşim 220 tane elem paragrafını toplarken aldığım notları şimdi size alıyorum ve bu sayfayı 6'yı 1,5 sayfaya indirerek okuyacağım size elemleyip. Şimdi giriyoruz. Şimdiye kadar nasıl düşüneceğimizi, şimdi bakışımızı şey yapıyoruz. Elem. İnsanın ruhunu duyarlı yapan, yapıp ufkunu uçuran ızdıraplar, çileler, acılardır. Rahatlık ruha uyuşukluk verir. Acı çeken mazur görmeyi bildiği için affediciliği kuvvetli olur. Acı çekenlerde affedicilik fazla olur. Acı çekmeyenlerde affedicilik özelliği pek olmaz. Yani fakirliği gören, açlığı gören açı anlar gibi. Acıyı çekenin acı çeken bilir. Demek ki çileleri, acılar rahatlık ve rahatlığı kaldırır. Acı çeken ne yaparmış? Mazur görmeyi bildiği için affediciliği kuvvetli olur. İnsan deruni haline ızdıraplarla varır. İnsan deruni, dip, enfusi alemine ızdıraplarla varır. Çok acayip şeyler gelecek şimdi. Çok acayip Allah nasip etti cümleler. Bunlar bir giriş bak şimdi. Bir de okuyorum. İnsani derunu haline izdıraplar indirir, götürür.
İnsan ızdıraplarla inceleşir ve derinleşir. İnsan ızdıraplarla inceleşir ve derinleşir. Izdırap eğitici ve öğreticidir. Lezzetler değildir. Ancak hayatın anlamını acılarla tadar insan. Baksana, neslin devamına bile aşk ızdırabı yatıyor. Yani evleneceğiz, neslimiz olacak ama bir ızdırapla başlıyor. Aşk ızdırabı yakıyor. Izdırap ve acılar güçtür, kuvvettir. Adama güç verir. Rahatlık insana rehavet verir. İnsan kendini ızdıraplarla yener. İnsan kendini ızdıraplarla yener. İçine enfüsüne dönebilir. Yenip ancak enfüsüne o zaman döner. Benliğini ızdıraplarla fark eder. Ben, o ben diyebilmek için ızdırap lazım. Çile adamı adam yapar. Baksana, mutlu insanların şarkı besteleri bile yok denecek kadar azdır. Yani mutlu insanların şarkıları yoktur. Ama acıların beslediği şarkılar dünyanın her tarafını tutmuştur. Şarkıların temelinde acılar vardır. Yani hep acı. Acıdan türküler bile çıkmış. Hiç kimse böyle kalktığında falan bir müzik besteleyeyim demez yani. Diyemez, gelmez ki. Müziklerin bile temelinde acı vardır. Elemler yol açar. Elemler olduğunu değil, olması gerekeni sana gösterir. Bir daha. Elemler, ızdıraplar yol açar. Olmayan yolu açar. Devam ediyorum. Elemler olduğunu değil, elemler var ya, olduğunu değil, olman gerekenleri sana gösterir. Bunu bekmeyi biraz anlasaydık. Elemler bulunduğun konumu değil, olman gerekip de olamadıklarını sana gösterir. Üzerindeki perdeyi kaldırır. Usta böyle derdi. Nasıl derdi? Diş dünyada yaşanmayıp kalpte yaşanandır. Kalp yaşanmak istenip de yaşanmayan. Ha, kalp yaşanıp da nasıldı? Yaşanmak istenip. Kalp yaşanmak isteyip de yaşanamayanların yaşandığı yerdir. Ha, kalp yaşanmak istenip de yaşanamadığı ama yaşanamayan şeylerin yaşandığı yerdir. Ha, yaşanamadığı şeylerin yaşandığı yerdir. Şu tanıma bak ya. Derin adam işte ya. Kaç sene oldu? Evet. Yaşanmak isteyip de yaşanamayanların yaşandığı yerdir. Bir daha. Kalk. Yaşanmak istenip de yaşanamayanların yaşandığı yerdir. Vay be. Efendim abi? Söylemesinler işte, ama adam varmış. Oraları hissetmiş, kelam kalıbına sokarak bize akmış oraları, yol açmış. Her şeyin, her şeyle alakasının olduğunu gösterir elem. Unutma, bir şey ne kadar büyük olursa olsun, onu kül eden küçük bir kıvılcımdır. Hayat da böyledir. Koca bir dağ, küçük bir kıvılcım hayatla başlıyor. Dikkatli baktığında, elem lezzeti, lezzet elemi saklar. Dikkatli baktığın zaman, elem lezzeti, lezzet elemi saklar. Şimdi gelecek acayip bir cümle. Harun, orayı dinleyeceksin. Daha gelmedi. Acı, olanla, olacaklarla ilişkilendirir. Acı, olanla, olacaklarla seni ilişkilendirir. Perdeyi kaldırıyor seni. Elem arzulanan değil, elemi arzulamıyoruz. Elem, ızdırap, çile arzulanan değil,
geldiği zaman kullanılandır. Savaş açılmaz ona. Nimet var olanlardır. İyi dinleyin bundan sonra. Burayı dinleyin. Nimet ve bitiyor. Nimet 200 küsür tane paragraftan hulasasını şimdi okuyorum. Nimet var olanlardır. Lezzetler bunların kullanılmasında sende ortaya çıkar. Elemler ise vücutta olmayanı vücuda çıkarmak. Şu anlar 81'den aldım bunu. Elem Adem'den sıyrılıp vücuda doğmanın sancısıdır. Elem Adem'den çıkıp vücuda doğmanın sancısıdır. Çocuğun dünya sahnesine doğmasındaki aldığı elem gibi. Annenin olmayan çocuğu vücut sahibi, çocuk sahibi olmasındaki aldığı elem gibi. Sonsuz saadete açılan kabre giderken çekilen ölüm eceli, ecel elemi elem ama vücuda açılan bir kapı sana başka bir aleme taşıyor. Ölüm anı elemi seni ahirete doğuruyor. Acı biberde bulunan lezzet gibi. Biberi ne yiyorsun kardeşim? Acı değil mi? Lezzetli olduğu için. Bak acıda lezzet varmış. Lan biberi yiyenlere soruyorum. Yemediğim için. Ne yiyorsunuz? Acı olsun diye mi lezzetli olsun? O abi çok lezzetli. Lan acı lezzetli olur mu? Demek acıda lezzet saklıymış. Daha da fazla yediriyor. Daha fazla yediriyor. Eskide alimler daha az yemek için uğraşırken. Şimdi biz daha fazla nasıl yeriz diye biber yiyoruz. Abi iştah açardın. Sen bana bir biber ver de iştah kessin ya. Ne kadar ters düşünmeye başlamışız acayip. İştah açar. Sanki az iştahımız var. Tatlı biber yemek lazım. Tatlı da mı? Son şeyi okuyorum. Acı biberde bulunan lezzet gibi bu lezzetler acıdan doğar. Şimdi bu pencereden bakalım. 1,5 sayfayı böyle okuyacağız. İnsanın emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Sayfalar söylemiyorum. Sözler 19. İnsanın emelleri, emel, istekleri, arzuları, elemleri, belaları ne kadardır? Gözü nereye gidiyorsa, hayali nereye kadar gidiyorsa belası oraya kadar gidiyor. Mesela hayal ettin sevgilini, gece uykun bitti. Kabri, birisi yanında vefat etti. Kabri düşünüyorsun, tamam mı? Kefenlemeyi, kefen. Dünyan gitti, zehir. Allahsız düşündüğün için. Allahsız düşününce kabir, ölüm, kefen, toprak düşününce aslanla çıkamazsın. Çünkü çok korkunç bir şey. Sakın ha, acaba ben imanı kaybetsem ne olur diye Allah rızası için söylüyorum. Sakın iş olsun diye söylemiyorum. Allah rızası için yalvarıyorum. Sakın düşünmeyin. Ben imansız olsam ne olur? Sakın. Çünkü 1,5 sene bedel ödedim. Psikolojik olsun. Yani acayip oldu. Psikoloji denilmez. Ne deniyorsa. Allahsız baktığım için. Ve bu kadar birisi tutsaydım ben. Yoktu ki kimse elimde. Bir tanesi dese ki bak bu elemi Allahsız düşündüğün için. Bir de Allah'ıydı bak. Ve deseydi ki kabire buradan kötü gözükmesinin sebebi kabir kötü gözükmesinin sebebi buradan bakmak. Bir de geç böyle ayağını öteden bu tarafa kabirde hiç böyle gözüküyor. Hep buradan baktığımız için. Hep buradan bakıyoruz. Geç öteki taraftan. Çocuk doğarken çektiği elemi düşün. Annenin çektiği elemi düşün. Ama vücuda geliyor. Onun bedeli de olacak kardeşim. Faturasız bir şey var mı? Faturasız kaçak çay var. O da içilmez zaten. Zehirdir. Hintler boya koymuş. Bak, faturası olduğu için. Bu arada reklam yaptık çayla. İnsan Kadir-i Zülcelal'e tevekkül etmezse bak.
ne olur? Semeresiz meşakkatler, elemler. Bak semeresiz. Allah'a tevekkül etmesen meşakkatın var. Hiçbir faydası yok. Elemin var. Hiçbir karı yok. Teessüfler var. Hiçbir kar artın yok. Teessüfler onu boğar. Ya sarhoş veya canavar eder. İnsan Allahsız düşününce hadiseleri ya canavar eder ya sarhoş eder. Yani o elemden kurtulmak için saldırır. Parası var vermez. Mal alır vermez ya. Seni aylarca arkanda koşturur. Niye? Lezzet alıyor. Isırmaktan lezzet alıyor. Nasıl lezzet alıyor ya? İnsanlara ızdırap vermek, gözyaşı, insanın kanını dökmek nasıl lezzet oluyor? Canavarın böyledir ya. Yılan ısırmaktan lezzet almıyor mu? Su içiyor, zehir akıtıyor. Arı da diyor usta değil mi? Arı da su içer, bal akıtır. O da bal akıtmaktan lezzet alıyor. Yani ruh seyreder misin? Kan dökmekten lezzet alıyor. Senin paranı vermiyor mesela. Sen diyorsun oğlum benim param olacak da borcum olacak, vermeyeceğim ha. Aklın alıyor mu? Senin borcun var, paran var, vermiyorsun. Böyle bir şey olur mu? O sende olmaz. Niye olmaz? Çünkü imanın nuru var. İmanı var demedim. İmanın nuru var. Peki onun nesi var? İmanı var ama nuru yoktur. En masum ifadesiyle nursuz iman. Bu tarafa da gelebilirsiniz. Bak şimdi. Ne acayip ya. Eğer tevekkül etmezse meşakkatler, elemler, teessüfler insanı boğar. Kardeş oradan göremiyorsun. Gel buraya. Görüyorum. Göremiyorsun beni değil. Gel buraya. O kadar geldiğin işine yarasın bari. Geç. Geç bir yere otur. Bak duvara bak. Tamam mı? Yazıyı gör. Zevani elem lezzet olduğu gibi zevani lezzet dahi elemdir. Yani şimdi yapıyorum. Lezzetli baklava bir şey yiyorum. Bak ağzımda. Lezzetliyim. Ya yuttum. Burayı göstermek için yaptım. Lezzet ne oldu? Gitti. Gitti ne benim? Zıttı oldu. Ha, lezzetin kaybolması elem. Şu anda elem mi? Yok değil mi? Elemi yok ediyor. Elem gitti, lezzet oldu. Demek ki lezzetliydi ağzındayken, yuttu, lezzet gitti, eleme ikram etti. Tekerlemesi şu. Zevali elem, lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Ne yersek yiyelim. Bak mesela. En kıymetli şey havadır. Bak. Vermedi göreyim ha. Vermedi göreyim ha. En kıymetli şeyini vereceksin. Canını da böyle vereceksin. Vermeye almış ki canını vermek kolay olur. Bir şey vermeyen cimri ve pintilerin canı çıkması çok zordur. Çünkü vermeye alışmamış ki Azrail'e canı nasıl versin. Parayı vermeyen, bir şey vermeyen, hayır sadaka vermeyen adam canını nasıl verecek? Ona hayret ediyorum. Zorlayacaklar onu. Biraz zorlayacaklar. Biraz değil vallahi. Yemin ederim bak. Yani alışmamış ki vermeyi. Sizdeki gençlik kantine gidecek. Eğer siz daire-i meşruda kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Yani kaç yaşındasın? Herkes yaşını düşünsün. Ne anladım ben şu anda? Şu anda haletimle beraberim. Başka hiçbir şeyim yok. 100 yaşında da olsam öyle olacak. Ama ahirette her anı, her yaşın haletini, düşüncelerini hissedeceğiz. Birbirine karışmayacak. Yani hakikaten değmez. Bugün mesela namaz kılıyordum, akşam namazı. Secdedeydim. Ne yaptıysa saldırıya mı uğradım? Birileri mi defoldu, bir şeyler oldu. Kalbim duracak gibi oldu. Bak 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 bir şeyler oldu. Yok. İnan sizi kandırırım ama Allah'ı kandıramam. Bak aynı. Secdeyi koydum. Baktım pıt pıt etti. Hemen bir beyim geldi. Ölüyorsun kalp krizi. Secdeden döndüm.
Yani bitti ya, geliyorsun. Ne dedim biliyor musun? İnşallah. Bir baktım yok oldu. Meğer adammış. İnşallah deyince. Ama bir başkası yapsa, yani nurları bilmeyeni kastediyorum sizi değil. Bitti canı. Selamı verir. 112'yi çağırır hemen acile. Biraz da vicdansız doktorsa, dini bilmiyorsa. Ya çok kırpayı atlattın ya. Çok yani çok şey yaptın yani. Allah yaşayacak şeyin varmış. Allah rehmini de tahrik eder. Para, hele bir kuyumcuymuşsa parası falan ilk önce işi sorar. Ne iş yaparsınız? Lan ne yapacaksın doktor işte adam gelmiş. Ne iş yapıyorsun? Kuyumcu musun? İşçi misin? Belli, o muamele farklı. O doktorum özür dilerim. Böyle değil. Ama çoğusu da öyle değil. Çoğusu öyle değil. Çok azdır. Ya mübalağa etmiyorum. Hakikaten azdır. Öyle vicdansızlar azdır. Çok az. Az şeyle atlattın lan. Öyle bile olsa denmez be kardeş. Peki. İnsan yani niçin oluyor biliyor musun? Cesede fazla ihtimam vermekten kaynaklanıyor. Cesedi bir geçiş yeri kavşak görürse rahat ederiz. Ben size garanti veriyorum. Ölünceye kadar yaşayacaksın. Ölünceye kadar kesin yaşayacaksın. Kardeşim, ölümde niye korkuyorsun? Olmayacak bir şey mi başına geldi ki korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Olmayacak bir şey miydi? Olacak bir şey. Bunun kısalığı, uzunluğunu da ona bırak. Sahibi kimse o. Keyfine bak ya. Otur adamın üzerine ya. Gemide bir adam var diyoruz. Tak. Arabalı vapur sirkeciden geçiyor karşıya. Sırtında çanta var. Lan indirsene kardeşim oraya koysan herhalde dağdan geldi. Yok kardeşim belki gemi batardı. Lan batarsa zaten komple gidiyorsun. Yani gemideyken sırtında çantayı taşıyan adama benzer. Lan bu dünya gemisine yakını bıraksana ya. Ya tevekkül et ya. Tevekkül o. Tevekkül. O ne güzel vekildir. Hasbunallah. Bu neyim ben vekil? Değil mi? O ne güzel vekil. Bırak bana ya. İşini ona bırak. Diyeceksin ki vallahi bu derste oluyor da ders çıktıktan sonra tepemize biniyor. O da beşeriyettir. Peygamber'e demiş ki sahabeler aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah ben münafık mıyım? Sahabe soruyor. Niye? Ya senin yanında acayip olur. Çıktıktan sonra o gidiyor. Burada imanın kemali, orada beşeriyetinizdir. Vücut var, beşeriyet var, iman-ı kamil var, İslamiyet var. Ama doğrusunu biliriz. Böyle pıt 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 geldi. Hiç aldırış etme. Sinirseldir, psikolojidir, biyolojiktir ve gerçektir. Ne olursa olsun Allah ile oluyor. Allahsız olmuyor. İşin başında Allah var. Allah varsa korkma. Bir kavga oldu, gürültü oldu. Tamam bir yerde. Almanya'da cami karıştı. Tamam böyle biz görev yaparken. Öyle bu antika bir şeyler oldu da. Ya falan dışarıdan duyuyorum cam. Ya hoca nerede ya? Hoca içer. Hoca içerideyse tamamen ne giriyorsunuz? Hoca işi bakar. Bak, güvenilir birisi orada ise içeride bir gürültü oldu. Falan orada mı? He orada demek o işine bakar. Bizim içeriye girmemize gerek yok. Bir sıkıntı olmuştu. Kişiler arasında ona karşı. Hoca ise bakar. Aynı örnek gibi. Bu işin başında Allah mı var? Tamam Allah işini bilir. Allah biliyor değil mi işini? Tabii tabii. Elhamdülillah. Tamam işin başında mı? Her zaman. Tamam ya. Tevekkül bu işte. Şu sorulan cevap ver. Allah işin başında mı? Allah işini çok iyi bilir mi? Bilir. Enini, boyunu, siyakını, siyakını. O zaman tamam işin başında. Ha tevekkül bu. Bu sorulara cevap vermektir tevekkül. Bu manada. Hakiki okuduk mu bu? Hakiki zevk ve elemsiz lezzet, kedersiz sevinç. Bak, hakiki zevk, elemsiz lezzet, öyle bir lezzet alacağız ki gittiği zaman, elemsiz lezzet. Yani lezzet alacağız ki, lezzet aldıktan sonra bak bu gitti ya şu, bak. Tamam ağzında lezzet, gitti kayboldu, öyle olmayacak işte. Öyle bir lezzet alacağız ki gidince de lezzet olacak. Hakiki lezzet bu işte. Kedersiz sevinç. Hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. İman devamlı cennet hayatını pompalıyor sana.
örnek için söylüyorum. Sizin örneğiniz de doludur. Bak secdeye bugün akşam namazı. Pıt 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 pıt. Hemen ölüyoruz. Allahu Ekber. Ölüyorsun hala devam et. İnşallah. Bir vaktim kadarmıyor. İman. Bunu söylettirelim. Ama iman ne dersleri okuyacaksın ki olacak da derse geleceksin de utanacaksın. Dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bak. Öyle mi? Ha. İnsan hazır zamanla. Ha insan hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Allahu Ekber ne yaptırmışız. İnsan öyle bir mahluktur ki. Mesela sığırda böyle bir şey yok. Ah falan ah. Geçen ay falan canın ahırındaydık. Ne yokluklar çektik. Ne rüzgarlar alıyorduk. Ne pislikler içindeydik der mi sığır? Bir ay önce. Lan bir ay sonra kurban var kesileceğiz lan. Ne yapacağız falan arkadaş. Öküz de sığır düşünüyor mu? Geçmişten elem, gelecekten korkuları yoktur. Korkuların hedefi gelecektir. Elemin hedefi yani zemini geçmiştir. Ah ah. Veya of of. Değil mi? Ha. Of of'tan vazgeçtin Fethi abi. Ah ah diyor. Değil mi usta? O da ne? Adam gibi yaşarsak. Geçmişine şey yaparsan baktığın zaman of of dememek için bugün güzel yaşamak lazım. Bugün güzel yaşamanın yöntemi de şöyle. Güzel yaşayanlarla beraber olacaksın ve şu soruyu sor. Doktora gittin, gene doktorumla şey yapıyorum. Bir check-up verdi sana. Dedi ki her tarafını sardı. En fazla 15 gün var. Kanser her tarafını sardı. En fazla 15 günüm var. Böyle bir şey dense bir, neyi yapardık? İki, neyi terk ederdik? Herkes 10 saniyede bunu düşünsün. Ne yapardın demede, neyi terk ederdin? Sahabeye sormuşlar bunu biliyor musunuz? Sahabeye. Sahabe demişler ki, bir saat ömrün kaldığını bilsen ne yapardın? Dedi ki sahabe, gerekçesini de söyleyecek. İlim meclisine gider, ilim dinlerdim. Demiş ki niye? Allah Resulü mescide girdiği zaman dedi, ben şahidim dedi, bir yerde zikir ediliyordu, bir yerde de ilim yapılıyordu. Allah Resulü zikir yerine değil, ilim meclisine tarafına köşeye gitti. Ve ondan duydum ki, ya anlatan olun, ya dinleyen olun, ya da bunları seven olun. Dördüncüsü olmayın, helak olursun. Şu anda vefat etse biliyor musun? Allah'ın dininde, şeriatında şehitsin. Zahir şeriata göre. Adam değilsin, sen de ben de gibi dahi olsa, buranın içinde bulunuyorsan Allah bu cemaate rahmetle bakıyor. Hani anlatmıştım bir hadisi. Ya sultan ya gösteriyor bize. Ya Cebrail orada git bak ne yapıyor. Ya Rabbi. Seni anlatıyorlar. Seni görüp gösteriyorlar. Sevip sevdiriyorlar. Barla kaçtı? 256 mı? 259. Ondan sonra Allah bilmiyor mu? Biliyor da. Ya Rab seni anlatıyorlar. Seni sevdiriyorlar. Başka? Cehenneminden konuşuyorlar. Korkuyorlar. Ya Cebrail cennetinden cennetinden bahsettiklerini görüyor. Biliyorlar mı? Gördüler mi? Görmediler. Cennetimi mi gördüler mi? Yok. Niye korkuyorlar? Niye cenneti de seviyorlar? Senin haberinden. İzzetime yemin ederim ki şahit ol onları cennetime koyacağım dedi. Allah hulfu vaat eder mi? Etmez. Aşk. Hemen Cebrail kapacı ya. Yani lef-i mahfuzun simgeselliği. Tamam dur da karışma yani. Allah dedi de karışma. Şimdi peygamberimizin miraç şeyinden söylüyorum. Bu Ramazan'da teravih kılıyoruz ya. Bazen evinde kılarmış. Yani gitmezmiş. Sebep sordukları zaman vacip olur, farz olur bu diye korktum. Devam etmedim ki diyor. O hüküm gelmesin. Onun için bazı şeyleri terk ediyorum ki diyor. Ümmetime hüküm gelmesin. Tamam. Şimdi sonra Cebrail Aleyhisselam soruyor, diyor ki ya Rabbi orada
uyduruk bir adam var ya benim uydurmamda. Oraya uygun olmayan o iyi niyette gelmemiş. Orada. O. O cemaati komple değil. Onu çıkartmak istiyor Cebrail Aleyhisselam. Orada. Dedi ki o cemaatin hürmetini onu da affet. İslam hukukunda bir kasa şeftali aldınız. Marketten veya sebze halinde. 10 kasa şeftali aldınız, tamam mı? Baktın ki bir kasada 2 tane veya 10 kasada bir kasa iyi değil. O kasayı tutup gidip hale tek veremezsiniz. Ne yapacaksınız? Geri döndürme hakkınız var. İslam hukukunda mal geri iade edilebilir. Edilmemek hukuktur. Yapamaz satışı. Adam geri iç yapabilir. Hakikaten sonra geri verebilir. Dese ki 9 tane kasayı koydum işe anlatacağım. Bir tane bunu geri al. Niye getirdim? Vallahi bu iyi değil. Bu bozuk çıktı. İsterse kabul eder, isterse der ki hayır. Öyle tok. Genelde tek olmaz. Ya onu da getir, yeniden verelim. Veya tek olmaz. Bu grup içinde idiyse o genelin içindedir. Ya genelini vereceksin geri veya tek veremez. Tamam abi. Şimdi bu cemaatin içinde miyiz kardeşim? Yamuk yumuk adamız ama burada mıyız? Ya komple Nur cemaatini geri verecek Allah. Ya da sen de burada onun içine gireceksin. Çürük şeftali gibi. Girelim de abi inşallah çürük şeftali. Anladın mı? Çok sevdiğim için bu mantıkları, İslam hukukunda bunlar ilgimi çekiyor. Hadi bakalım, teneffüs ettik. Dünyevi mi dedik? Orada mıyız abi? Dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Yani dünya böyle. Bir peşin anlaşalım diyor usta. Dünyada bir üzüm tanesi yersin, 10 tane tokat yersin. Seç ya. Böyledir. Ya niye böyle oluyor? Deme kardeş. Bugün ha rahatça güldüğüne mukabil belki de 10 defa üzülmüşsündür. Böyledir ya. Yani bildiğin bir şey olunca rahat edersin. Herkes geçmiş lezzetli, safalı günlerini düşünse, bak geçmişte var ya, düğünün vardı ya senin, ha bu horonlu düğünler yapmıştık. Tamam mı? O düğünler, geçmiş safalı günlerini bir düşün, ya ömrümde bir defa oluyor. Şimdi düşündükçe teessüf ve taassür elemi manevisini hissedip eyvah der. Onun için evlenmeye ne duyulur? Hayatında bir defa evleniyorsun diyorlar. Doğru. İki defa evlenecek değil. Bir defa evleniyorsun o zaman yanlış yapma. Telafi şansın yok. Bir defa evleniyorsun doğru yap. Şu anda bakmıyorum yüzünüze. Yüzünüz bir kısmının ekşiymiş. Öyle değildir de öyle gördüm. Her bir okuyorum. Herkes geçmiş lezzetli safalı günlerini düşünse teessüf ve taassür elemi manevisini hissedip eyvah der. Bak ne oldu? Şey için örnek verdi. Hani lezzetti, eleme inkılap etti. Hem de sonsuz. Bir gün, bir saat o lezzet, gayrimeşru bir saat lezzet, ezeli ebedi. Allah kimseyi başına vermesin. Allah'ım Gaffar ismi hürmetini affet. Allah'ım Gaffar ismi hürmetini affet. Allah'ım Gaffar ismi hürmetini affet. Ya Rabbel Alemin. Rahatladık değil mi şimdi? Çünkü tövbe istiyor ruhumuz. Tövbe gıda. Şeytan istemiyor. Şeytan bunu istemiyor. Ne kadar iyilik yaparsanız yapın, geçmiş günahlarınız affolmaz. Tövbe etmedikçe. Geçmiş günahlar var, sadaka ver. Ev bağışla. Olmuyor. Tövbe edeceğiz. Geçmiş hataların tövbesi bazı böyledir, bazıları fiili. Namazın tövbesi yoktur. Namazın tövbesi kazasını kılmaktır. Orucun tövbesi yoktur böyle. Tutacaksın. Tutabiliyorsan sağlam. Ama geçmiş günahların tövbesi bu. Gaffar ismi hürmetine affet ya Rabbel Alemin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine. Oh. Temizlenin bak. Nasıl temizlenin? İnandığın kadar temizlenin. Yok canım nasıl bu kadar basit şeyle temizlenir mi? Abi sen senin kafanla düşünüyorsun, adaletli kafanla düşünüyorsun, Allahsız düşünüyorsun, Allah'ın rahmeti, rahmetinin dışında düşünüyorsun. Allah için zorluk yoktur.
Allah seni ve benim günahlarımdan daha büyük. Ama yok canım, bu kadar tabeli affedecek dersen affedilmiyor. Zaten onu değil. Çünkü sen ama Allah öyle diyor. Niye affetmesin? Yani Allah'ın rahmeti gadabını geçti diyor. Bir saat muvakkat elem ruhta bir manevi lezzet bırakır. Yani bir sıkıntı çektiniz. Dershane yapıyorsunuz. Monta yapıyorsunuz. Hep de bunlardan bahsediyor ya adam. Hasan'a bak. Bir saat muvakkat elem çektiniz. Ders çalışıyorsunuz. Namaz kıldınız. Harama bakmadınız. Ruhta bir manevi lezzet bırakır. Belki bu akşam ne dizi var bilmiyorum. Belki de elem alıyorsunuz ama bir saat elem ruhta bir manevi lezzet bırakır ve lezzetli saat bilakis elem bırakır. Şimdi ben derse gelmeyip o diziyi, o maça gidenler bir saat ama bir daha ezeli ve ebedi cumartesi dersine katılamayacak. Ezeli ebedi. Gelecek cumartesi, bu cumartesine katılamaz. Bu cumartesi gitti. Ömründen bir cumartesi. Gelecek cumartesi bu cumartesi değil. Yaşar zaten. O başka. Yatsı namazının sünnetini kılmadın değil mi? Ezeli ve ebedi bir daha kılamayacaksın. Abi yarın yıkılacağım. O yarınki, bugünkü yatsı namazının sünneti yok daha. Ezeli ebedi bir daha yok. Bir daha şansın yok. İmkanı yok. Dünya bir araya gelse kılamazsın. İkindi namazının sünnetini kılmadın değil mi bugün? Bitti. Ezeli ve ebedi bir daha kılamayacaksın. Abi yarın, yarınkini kılmıyorsun. Bugünkü yok. Bir daha yok. Bütün mecazı aşıkların divanları, yani o, yani aşk nameleri var ya, şarkı türküleri, şiirleri olan mazlum kitapları şu tasavvuru zevalden gelen elemden bir referyattır. Bütün şarkı türkülere bakın, hep elemdir. Ayrılık elemi. Beni pişirdin, mahvettin, köfte ettin, yok ettin. Hep bu. Zeval aluk mülakatlar, yani öyle bir kavuşmalar ki biraz sonra ayrılacaksın. O elemli mecazi muhabbetler derdinden ve belasındandır ki kalbim İbrahim Vari lahubul afilin. Herhalde böyle olacak çünkü öyle değil mi? Ben okuyamıyorum. Karışmış değil mi? Yani ezberinde söylüyorum. Öyle bir şey burada. Evet. Ağlamasıyla ağlıyor ve bağırıyor. Yani kardeşim öyle bir muvakkat lezzet ki ayrıldıktan sonra ezeli ve ebedi elem akacak. La uhubul afilin, batanları, uful edenleri, kaybolanları sevmem diyor İbrahim Aleyhisselam. Kaybolacak mı biraz sonra? Kaybolacak, uful edecek mi? Hiç. Değmez. Nasıl değmez? Değmedi ki, bu kadar yaptık, ne oldu yani? Ana cehenneme girsek bile bir değsin bari, bir şey yapalım ki değsin. Ona cehenneme girdim ama değdi ya. Hani ne yapacaksın ki değsin ya? Her bir insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Aklın da elemi var, kalbin de elemi var, lezzeti de var. İnsanın her gördüğü lezzetinde bir elem izi vardır. Her gördüğünde elem izi var. Mesela kayboldu değil mi? Mesela bahar ya güzeldi. Ya ne manzaraydı be kardeşim ya. Hem Mehmet kardeş. O bizim Karadeniz dağlarına gittiğiniz zaman, dere yataklarına baktığın zaman, uzun göllere, şuralara, buralara, yaylada ne manzaralardı diyorsun bak. Meşru, helal, mubah, bek ibadetti. Tefekkür ettin ibadet. Ayrıldığı için gene elem var ya. E bir de haram olsa ne olur? İmam Azam'ın sözüdür. Şöyle diyor. Helal diyor, çok yersen haram olur. Ya bu haram olsa ne olur? Mesela yemek yiyorsun da helal. Helalini çok yersen haram olur. Ya bu haram olsa ne olur? Değmiyor be. Vallahi değmiyor be. Kendi nefsime diyorum. Çünkü kaybolacak ya. Başını yesin şu lanet olası nefis. Ama nefis de bu demişti. Olmasa ne olur? İnsan olamazsın. Her bir insanda okuduk. Orayı da okuduk. İnsan geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları nereden çıkartıyorsun? Bak böyle çıkartıyorum. Elemin yönü geçmiştir. Korkunun yönü gelecektir. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları
her bir lezzetin dahi elemi zevali onun zevklerini bozuyor ve lezzetini bir iz bırakıyor. Ya. Geçmiş zamanın elemi var ya hani geçmişte yaptığımız şeyler. Ya mesela diyelim ki dünya. Ne diyoruz böyle? Elem ya. Ya mesela seyrettiğimiz filmler. Allah affetsin ya Rabbi. Hazreti Ali radıyallahu anh zikrediyor. Galiba Hazreti Osman'dan da okudu. O da mı oradaydı ki? Hazreti Osman'dan da okudu. Allah kabul etmeyeceği duayı mümin kulunun ağzına vermez. Onu da var. Osman'da da var. Şimdi tövbe ettik mi? Kabul etmeyeceği duayı sana yaptırmazdı. Ettin mi şimdi? Ya geçmişimizde sen de içinde ya geçmişimizde bunu niye böyle yaptın? Bunu niye dedin? Bunu niye böyle yapmadın? Niye bunu demedin? İtaatlı sualine sebep ve vesile olacak sözlerimizi ve fiillerimizi Settar ve Gaffar ismi hürmetine affedin. Amin. Ve bu hadisi, Hazreti Ali'den nakledilen hadisi bizde tahakkuk ettir Allah. Amin. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın senin yanındaki değeri hürmetine. Amin. Amin ya Rabbi. Oh! Rahatladık mı, rahatlamadık mı? Of! Tövbe'de ne kadar güzellik var ya! Bir tane söyle demiş, lezzet almak istiyorum, tövbe et dedim. Dedim, televizyona çıkacağım dedi, çıkanlar çok ya arkadaş. Ya abi dedim, bana diyorlar ki makyaj yapacaksın erkek. Ya hiç yapsam, dedim ya makyaj yaptırmaktansa gece teheccüde kalk güzel olursun. Makyaj ettiği hadi olmaz. Lezzet istiyorsan, onu anlatmak için söyledim. Tövbe. Abi bir şey sorabilir miyim? Sonra. Şimdi iki tane rakip düşünün. Biri çok satarsa öbürü satamayacak. Öbürü satarsa bu satamayacak. Hı. Yani birinin çok satması diğerini elemiyor. Evet. Veya onun satması bu taraftaki. Evet, aynı. İki tane adam var burada. Evet. Benim nefsim. Zaten bu sistemi çözemezsen sıkın. Evet. Vesveseden kurtulamazsın beyinden. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Evet. Üç ay. Ramazan'ın payını, ayıptır ya, biter verme, Allah Kur'an'da diyor, zekatı verme, şeytan öfürür sokularda. Diyor ki, olur mu lan, berekettir diyor, yemin şeyin, malın pisliğidir diyor. Ya sonra kılarsın namazı, kılma demiyorum, daha var, zaman var, olur mu, bak dönemede kılacaksın. İki tane şahsiyet var, Ramazan'ın payını, lan ayıptır, bak şu arama, aç şu televizyonu, aç bu videoyu, ulan olur mu ya, bak bir sürü dersten geldin lan salak, falan, bu taraftan böyle. Bakarsın ulan ben hangisiyim ya? Sen ikisi de değilsin. Sıstan sen. Bu benim nefsim. Odundaki duman. Doğru söylüyorsun. Odundaki nur. Ben onun dışındayım. Kral benim. Sen iyi. Sıstan. Üçe ayırdın mı? Ayırmasan ulan içimde ya ben ne kadar cahil bir insanım ya. İçimde bunlar nasıl geçer ya? Ders. İçinde nasıl geçer? İnsan olduğun için. Odundan dumanı sökerseniz odun yoktur. Bitmedi mi? Sorun bitmedi abi. Ben diyorum ki kalp ve dimağın elemi nasıl bir olabilir? Yani birinin elemi diğeriyle aynı olmaması lazım. Olmaz. Yani imansızlık, manevi eksiklik kalbin elemidir. Yani dünyevi nefsin eksikliği de sanki dimağın elemidir gibi düşünüyorum sen. Yani dimağın elemi İçeriye sokulanlardır. Dimağın lezzeti terk ettiklerimizdir. Kalbin lezzeti imandır. Kalbin elemi haramlar, günahlar, bidatlar, küfürlerdir. Dimağın lezzeti terklerdir. Abi biz ilim yapıyoruz terk mi? İçeriği boşaltmak için ilim yapıyoruz. Hayvan elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir, ne de gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, Halik'ine şükreder. Ona hakikaten hayvan olmak lazım. Ama elimize geçmiyor. Ustad diyor ki ben sana kaç defa söyledim hayvan olamazsın. Çünkü ya aklını çıkardın hayvan ol kurtul, ya aklını neyle başına al? İmanla aklını başına al.
Hayvan elemsiz bir lezzet alır, kedesiz bir zevk eder. Şurayı... Akıl, geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokatlarıyla senin yüzüne, gözüne, başına çarparak dövüyor. Bir lezzet içine bin elem katıyor akıl. İnsandan başka fertleri, mahiyetleri cüzidir, kıymetleri şahsidir, nazarı mahduttur, kemali mahsurdur, lezzeti ve elemi anidir. Yani bizimle alakalı söyleyeyim. Hayvanın elemi geçti mi geçti. Bir daha düşünüp olan geçen ay neler çekmiştik ya demez. Ya ne yapacağız lan yarın? Ot yok demez. Anidir insanın dışındaki her şey. Hatta cinlerin bile hafızası pek yokmuş. Evet. Çok şükür elhamdülillah. İlk hafızaları yok. Çok basit diller ha. Onların en büyük güçleri senin cehaletin ve korkundur. Beşerin ise mahiyeti ulviyedir. Ulviyedir. Kıymeti galiyedir. Nazarı andır. Kemali hadsizdir. Manevi lezzet ve eylemleri kısmen daimidir. Allahu Ekber. Elem olmasa lezzet bir kemal olmaz, zulmet olmasa ziya tahakkuk etmez. İnsan Cenab-ı Hakk'ı tanımasa ve ona tevekkül etmese, az bir ömür ve sonluk bir fikir ile, nihayetsiz elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışır. Mevcudatın alam ve meşakkatlarını düşünüp ruhuna elem çektirme. Ya dünyada ne oluyor ya, ne olacak ya, bunları çektirme, elem çekme, bakma. Onların Halik-i Rahimlerinin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Siz bunu dinlesen dünyada rahat edersin. Şu alamın lezzetleri az, elemleri çoktur. Ha şu alemin lezzetleri az, elemleri çoktur. Elemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Bak elemler, günah. Şimdi şöyle kantar düşünün. Bu yükselmesi lazım. Ya buradan bir taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın. Allah seni bir cennetine makamına koyacak. Sevabın yetmiyor. Bu sefer günahları nasıl kaldıracak? Hastalık vererek günahlar yok oluyor. Elemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Çünkü elem günahımızı siliyor. Hakiki bütün elem dalalette, bütün lezzet imandadır. Mağdup ve dalin yolu, o yol verir vicdana ta en derin yerine, hem bir hissi elimi, hem bir şiddet elemi. Şuur onu gösterir. Mağdup ve dalin var ya, gayril mağlubi aleyhim velevdallin. Bu. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı taşit et. Ya sabır de, dayan. Yani yarın ne yapacağım? Yarın olunca söylersin. Dövülmeden ağlama, Adem'e vücut rengini verme. Yarın acıkacağım diye yemek yeme. Yarın susacağım diye su içme. Yarın hastalığında ne yapacağım diye üzülme. Bütün fenalıklar, şerler, musibetler, elemler, hatta masiyetler Adem'e racidir. Buradan çıkarttım. Yani lezzetler varlıktadır. Varlığı kullanmaktan ortaya çıkar. Elemler ise, yani günahlar Adem'e çalışıyor ya. Elemler de onu silmek için. Buradan çıkarttım. Ha, o acayip bir tespittir o. Bak, günahlar Adem'e çalışır. Elemler ise günahları siler. Günahları silince vücut oluyor. O zaman elemler olmayan, Adem'de olan vücutları ortaya çıkarır. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir gibi. Yani lezzet nedir? Var olanı kullanmak. Lezzet bu. Elem nedir? Oh. Oh. Diyorsun. Anneni, teyzeni, hiç alakasız olmayan dostlarını affetmem dediklerini çağırırsın. Ondan sonra böbreğin, karaciğerin, midenin kıymetini bilirsin düzenince. Vay be! Öyle!
öyle bir lezzet olur ki uçaktan korkan piste indiği zaman vay be yaşamak ne kadar lezzetliymiş gibi. Ha, elem bak ne yaptın? Düzeldin. Elem diyor. Oh, Allah Allah. Ha, olmayanı vücuda çıkarttı. Farkındalığını çıkarttı bir kere. Abi sen bu millete büyü mü yaptınız? Kimse bir şey sormuyor. Ben dayanamıyorum. Yani ben gene bir şey soracağım. Elem musibet midir? Musibetin neticesi midir? Ben diyorum ki sormasın değil mi? Elem musibet dediğim şeyi yorumlayamamaktır. Musibet dedi. Musibet değil. Elemi yorumlayamamaktan, yanlış yorumlamaktan ortaya çıkan musibettir. Oysa elemi yorumlamaktan vücut çıkıyor. Lezzet çıkıyor. Elem alıyorsun mesela. Mesela bir misal vereyim. Benim başıma geçeni. Birisine bir hata yaptım 3 gün önce. Akşam yatarken azap verdi. Ya Rabbi ben bu azabı niye çektim? Ona niye böyle yaptım? Meğer ona demeden önce bir saat önce derste ciddi bir hata yaptım. Onun bedeliymiş. Geçmişime gidip peki tamam benim suçumu bu şekilde buna fırça attım ama şimdi elem alıyorum. Bunun ne suçu vardı? Bunun da aynı baksın görür. Beşerin zalim eliyle beni terbiye ediyor diyecek. Bak ikisi de musibet. Mesela elem. Elem alıyorum. Eğer bunun farkındalığına taşınmasa musibettir. Musibet yine gelirse musibet. Tabii. Hani halk arasındaki musibeti diyor. Hani mesela dine götüreceğim şimdi. Böbreğin ağrıdı. Tamam mı? Biraz önceki diniydi. Hani benim anlattığım. Zaten dünyevi olan musibet değil ama halk arasında kullanılan musibeti konuşacağım. Böbrek ağrıdı. Uğraşıyor musibet işte. Sonra ama ötekisi ona geçmişte şükrüne eda edemediğim şeylerin inşallah bedelidir. Kefareti zünüptür. Düşündüğün anda bu musibet değildir. Farkındalıktır. Yapmadığın geçmişteki nimetlerin şükrün ta kendisidir. Şükürdür. Geçmişe ödenen şükürdür. Faturadır. Harika bir sistem ne aslında? Harika bir sistem vallahi. Harika bir sistem. Geçmişte yaptım bu kadar şeyler. Günahlar bu vücutta yaptık. Şükrü neda etmedin. Kazası lazım diyor. Nasıl kaza yapacaksın? Bu bana bunun için geldi. Herkes kendisine dönen, evet zalim eliyle tokat vurdu. Tamam da o zalimdir diyor usta. Ama kaderiyle aynıya müsaade etmiş. Onu düşündüm diyor. Mesela usta diyor ben 28 sene çekmediğim eza cefa kalmadı. Tamam bak beşerin zalim elini tamam ama kader ile niye müsaade etti diyor. Diyor ki sakın Said hizmet imaniye Kur'aniyeni cennete girmene ve kemalat kazanmana ve cehennemde mazaptan kurtulmana vasıta yapmayasın. Oysa herkes için meşru ve mubah olan yol der ben bütün men ediliyor bana bütün ne veriliyordu gösteriliyordu rızayla. Bak o sıkıntıyı ne yaptı? Elem, lezzet inkılabı. Eğer öyle düşünmesen, musibet olur. Musibet zaten denilen, hakiki musibet nedir? Dine gelen musibettir. Bugün sabah namazını kılmadın mesela. Kalkmadın. Musibet o. Yoksa düştün de ayağını giderken vurdun bir yere, tırnağın kırıldı. Musibet değil. O günahını temizlemektir. Birisi çıksın da şu saati durdursun. Hayvanın mazi ve müstakbeli, kimse soru sormasın düz okuyun bitireyim. Hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir.
küfrün karanlık ve dehşetli elemleri ve manevi azapları büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir. Ah bunu bir ders yapsak size bir cümle. Yani insanın için elem nerede haber veriyor? Bitiyor. Bu kadar bak. Risale-i Nur'un meslek esası ihlası tam ve terk enaniyet ve zahmetlerde rahmeti ve elemlerde baki lezzetleri hissedip aramak, ders vermektir. Saadet-i ebedi olmazsa en latif nimetlerden sayılan şefkat ve muhabbet ebedi bir ayrılık düşüncesiyle en büyük elemler sırasına geçerler. Fikir insanın mahiyetini ulvi, kıymetini umumi, nazarını külli, kemalini gayri mahsur, lezzet ve elemini daimi kılmıştır. Yani elemin devam etmesinin sebebi fikrimizdir. Pek çok muvakkat lezzetler var ki zevalleri daimi elemleri intihac ettiği gibi çok elemlerin zevali de leziz lezzetlere bahis olur. Onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Lezzet bak onu var elemler şey elemler lezzete nasıl inkılap eder? Biraz önce düşündüğüm gibi. Ya Rabbi bana buna niye fırça attırdın dedim. Yani bu şu anda sıkıntı çekiyor. Buna bu yanlışı niye yaptım? Böyle yaptığın için. 3-4 gün önce oldu bu. Peki onun ne suçu vardı? O da kendi hayatına baksın. Niye verdiğini Allah. O da o çözsün. İmana gel ki elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın. Şu cümleye bak. Yaz bunu dükkanına, A4 kağıdına, renkli kalemle. İmana gel ki elemden emin olasın, altına geç. Kadere teslim ol ki selamette kalasın. Şöyle yapayım bak, şöyle yapacaksın bak, yapıyorum ben. Görüyor musun? İmana gel ki elemden emin olasın, kadere teslim ol ki selamette kalasın. Tevekkül ve kanaatta öyle bir mükafat var ki, bak tevekkül ve kanaatta o lezzetli muaccel sevap, fakr ve hacatın belasını ve elemini izale eder. İnsanın musibet ve elemlere karşı nokta istinadı imanındadır, imandır. Lezzetin elemde, elemin lezzettedir. Asar bediye. Elemler arılara benzer. İlişsen toplanır başına, lakaytsan dağılır. Bir günlük elemin zevali daimi lezzettir. Şimdi bir şey soracaktınız. Sorun bakayım. Soru sola var mı? Var mı Arun? Sor bakalım. Var. Olmaz olur mu? Ne diyorsun? Sen neydi? Ben de. He ne diyor? Şimdi düşünmeye çalışıyorum aslında. Neydi sen söyle çabuk hadi çabuk kapat çabuk. Yok abi. Nasıl? Peki. Elemin aslında abi. Elemden kurtulmaz. Tövbe elimden kurtarır mı insanı? Kurtarır. Samimi tövbe kurtarır. Hem de o günahı sebaba kaybettirir. Şöyle sebaba. Günah kendisi sebep olmaz da artık o Allah'a karşı o tövbenin makbuliyetinde ruhunda devamlı lezzet alır. Ama şey Allah'a suizan etmeyeceksin. Ey Allah'ım tövbe ettim ama acaba kabul ettin mi? Allah suizandır. Allah tövbe edersin. Tövbeyi kabul eder. Hasan abi hani demiştiniz ya 8 dakikaya neredesin? %51'i kaptım cennete gidiyorsun ama bir %49'un var. Allah-u Teala nasıl dediği vakit o mahcubiyet o 49'un acısını cehenneme gitmeden çektiriyor. Çünkü cennete girmek temizlenmek lazım ya. Tasaykul ameliyatı deniliyor haşırda. Adam cennete gidecek ama bir sürü %10 günah var, %49 günah var, %51 var. Tamam cennete gidecek, cehenneme gitmeyecek. E nasıl temizlenecek? Orada hususi, fasık-ı mütecahiri zaten umumi gösterecek. Reklam edecek. Bak gafur gördüğünüz adam var ya, aha, ay kullanma böyle bir adam.
Yani, yok öyle bir şey yapmadım. Fasık-ı mütecahilindir o. Günahı alenen işleyen veya günahını anlatan fasık-ı mütecahilindir. Buna böyle yapılacak. Cehennemden önce. Ne yapacak Cenab-ı Hak o günahları? Hani o bizim %49, %42. Diyecek ki, Allah'ın kulum, buyur ya. Bak bu sesi kimse yok. Bak şu filmini sen seyret. Geçen ben bir yazı yazmıştım. Kendi geçmiş filmimi bana seyrettirseler seyretmem. Vallahi demem. Ondan sonra şu dersi beğenmiyorum kendi dersini. Çünkü ruhumu ifade tam edemiyorum, yapamıyorum. Yani böyle hem izahsız hem izahlı olsa, hem boğmadan hem açık olsa, hem çok öteye götürsem hem burada olsam, hem buradayken oraya yaşasın, böyle bir ders istiyorum. Yapalım abi, olur. 3-4 saat sonra. Ya da bütün gün süreli. O biraz varıyoruz buna. Pazar günü enfusi dersimize. Yarınki sabah. Biraz onunla oluyor. Tam inan kaç saat ders olduysa itimat edin bana. O kadar saat onun gırdabından kurtulamıyorum. İyi mi kötü mü abi? İyi. Yani böyle manyak gibi oluyorsun yani. Ya ne yaparsan gelemiyorsun. Böyle akıllı gibi gözüküyorsun. Yani 200 metre gidemiyorsun gibi. Arabayı park ettiğin yerde göremez. İnan. Kaç metre daldıysanız o kadar çıkmanız gerekiyor. Evet. Yani o öyle acayip, öyle acayip ki. Ya yoğunlaşıyorsun. Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-selevâd.